Kayla, kızım iyi değil mi? Sabah sabah seni böyle karşıma görünce. Yok, iyi. Sağlığı yerinde. Keyfi? Mutsuz değil mi? Sen de ne yapacağını bilemedin, onun için buraya geldin. Canı acıyor. Farkındayım. Bana kızgın. Beni affetmesini beklemiyorum. Ama müsaade etse, bir şeyleri değiştirebilirim. Ne bekliyorsun peki? Elbette sana kızgın. Tabii senden nefret ediyor. Beni demedim onca yıl. Kayla ikimizin yerine yaşıyor işte bütün acıları. Ya geçmişe dönüp yediğim haltı temizleyemem. Yapamam. Ama diyorum ya, bir fırsat verse gelecek için bir şey yapabilirim. Onun kendini babasız hissetmesini istemiyorum. Kime bakıyorsun? Hiç. Ona bakıyorsun değil mi? Evet, ona bakıyorum. Kim bu Meriç? Ne biliyorsun hakkında? Hakkında pek bir bilgi yok aslında. Gizemli, karanlık bir tip. Zor adam. Az kişiyle takılır. Kızlara da çok kötü davranıyor. Kötü derken? Yani çapkındır mesela. Okulda bir sürü kıza takılmışlığı var. Bir gün yüz verir, ertesi gün yüzüne bakmaz. Benim bir ilgim yok zaten, öyle merak etmiştim. Zaten okula bile gelmiyor, baksana. Ben yine de seni uyarayım. Meriç'e dikkat et. Sonunda üzülen sen olursun. Ona vakit tanıman lazım Buran. Her şeyin bir anda düzelmesini bekleme. Dile kolay onca yıl. Sen nasılsın Nazlı? Dayanmaya çalışıyorum yokluğuna. Biliyorum eğitimini tamamlayacak, başarılı olacak. Benim sağlayamadığım her şeyi sen sağlayacaksın. Her şeyi. Elimden ne geliyorsa bütün olanakları seferber edeceğim onun için. Sadece olanaklar mı? Ya sevgi? Onu verebilecek misin? Sen onun babasısın. Çabalamak zorundasın Buran. Kızımızın iyiliği için ikimiz de sabretmek zorundayız. Biliyorum. Çabalıyorum, elimden ne gelirse yapıyorum ama... ne yapacağım, nasıl yapacağım bilmiyorum ki. Kayla yalnız kalmayı sevmez. Bütün arkadaşları burada kaldı. Birileri olursa çevresinde alışması daha rahat olur. Şu Amerikan filmlerinden fırlamış züppe kim? Basketbol takımının kaptanı Semih. Sana kadar okulun en popüler insanıydı. Dün olanlardan sonra tahtı biraz sallandı. Fena kapak etti. Bana bulaşmazsa ben de ona bulaşmam. Hoş geldin. Demek meşhur Kayla Hanım sensin. Aa, Kenan, Kayla, ortağım. Memnun oldum. Nasıl geçiyor bakalım günlerin? Alışabildin mi buraya? Çok. Bolt atıyorum, gün dolduruyorum. Tahliye olacağım yakında, çok az kaldı. Odama çıkıyorum ben, bir sürü ödev falan var. Memnun oldum, iyi günler. Buralı abi, ne işiyorsun? Senin ne işin var burada ya? Demek bizim Mural abinin Kayla. Yeni Kayla. Vallahi hiç aklıma gelmemişiz. Ama zaten dünyada kaç tane Kayla olabilir ki, değil mi? Lütfen bunu bana kötü bir şaka olduğunu söyle. Yok yok, şaka değil yani. İstersen bak sana kanıtlayayım ha. Ne yapıyorsun ya, canımı acıtıyorsun. Ben hiçbir şey yapmıyorum ki. Senin de ne tatlı canın varmış canım. Hemen ağlıyorsun. Dün okulda seni ağlatırken böyle demiyordun ama. Senden korkuyorum. Siz bayağı birbirinizi iyi tanıyorsunuz galiba. Durun tahmin edeyim. Semih sizin oğlunuz. Evet.
Yani şu anda biri çıkıp durun siz kardeşsiniz dese ona da şaşırma. Kayla, özür dilerim senden. Neden? Dev bir salak olduğun için mi? Bak hala devam ediyorsun canım. Ciddiyim ben. Olanlardan dolayı senden özür dilerim. Biraz ileri gittim. Sana bir tavsiye. Eğer gördüğün her kıza böyle davranırsan bu iş olmaz Semih. Ya bakma canım, ben de o kadar kötü bir adam değilim yani. Fena adam sayılmam. Ama bilmediğin durumlar var işte. Ne gibi durumlar? Seninle ilgili değil. Konu Meriç. Ya ne yaptı bu çocuk size, anlamadım ki. Biraz kişisel. Değişik konular. O yüzden boş ver. Yani senin fani bir bursuyla nasıl kişisel bir durumla olabilir ki? Ya neyse canım, bu konular böyle ayaküstü konuşulacak konular değil. Uzun hikaye. Sen söyle şimdi. Beni affettin mi, affetmedin mi? Etti, etti. Etmiştir artık diye düşünüyorum. Derim ki, madem Semih'le buzları erittiniz, sana etrafı gezdirse, ha, takılsanız biraz ne dersin? Yarı açık cezaevi bitti. Şimdi de başıma gardiyan mı takıyorsun? Yok kızım, sıkılma diye. Söyledim sana benim hakkımda karar alma diye. Hem Semih kim ki bana göz kulak olacak ya? Kayla öyle düşünme. Nasıl düşüneceğim? Kızım saçmalama, Semih benim elime doğdu. Oğlum gibidir o benim. Demek benim yerime Semih'i evlat edindin. İyi süper. Ben gideyim, siz aynen devam edin. Kayla. Kayla yapma. Vural tamam. Sakin ol. Vural abi sen de istersen çok üstüne gitme ya. Kolay değil onun için. Ama sen merak etme. Ben çaktırmadan göz kulak olacağım. Anne kurtar beni artık buradan lütfen. Kaylacığım iyisin değil mi? Değilim anne. Nasıl iyi olabilirim? Yalnızım. Tanımadığım bir adamın evinde, hiç bilmediğim bir şehirde yapayalnızım. Kayla lütfen. Lütfen boşu boşuna yıpratma kendini. Neden hiçbir şey yapmıyorsun anlamıyorum. Neden istemiyorsun beni? Neden bu adamı bıraktın beni ya? Kayla bu adam dediğin senin baban. Değil. Olmadı, olmayacak da. Kayla hayır, lütfen yeniden başlamayalım. Seni anlıyorum bak. Ben de olsam ben de kızardım. Ama her şeye rağmen o senin baban. Anladın mı beni? Benim sana hiçbir zaman veremeyeceğim şeylere sahip. Bu senin geleceğin için. Ben senin eksik yaşamını istemiyorum. Kayla. Kayla. Ruhumdan neler eksiliyor bilmiyorsun ama. Kayla. Kayla.
işin var burada? Gidecek başka kimsem yok. Evden mi kaçtın? Kafan attı. Babanla kavga ettin. Eve dönemiyorsun. Bir iki takılık diye bana geldin değil mi? Ha? Müsait değilim. Özür dilerim. Rahatsız ettim. Meriç Bey, sen kötü falan değilsin. Pisliksin. Ben hayatımda hiç görmediğim bir babayla yaşamaya çalışıyorum. Annem beni istemiyor. Koca dünyada yapayalnız ve gidebileceğini düşündüğüm tek insana geliyorum. Neden biliyor musun? Çünkü eğer senin yanında olursam beni koruyacağını söylemiştin. Ama sen sadece kendi zevkini düşünüyorsun. İşte sen bu yüzden kötüsün. Kötü! Yürü gidiyoruz. Nereye? Buradaki iğne unutuyorsun, yürü. Benim köpeğim, bir şey yapmaz. Ya yürü musunuz? Ben istemiyorum ya. Ya yürü, gidiyorsun. Hiçbir şeyden korkmayan Kayla köpekten mi korkuyor? Evet, korkuyorum. Ne var suçuma? Neyse, artık seni nereye korkutacağımı buldum. Ya bak şu köpeği gönder. Ne istersen yaparım lütfen ya. Hadi oğlum, dışarı oyna. Hadi. Tamam artık, ağlama sulu göz. Bir şey yapmaz. Neredeyiz biz? Burası benim sığınağım. Sen de ilk misafirimsin. Burası senin mekanın mı? Bu resimleri sen mi yaptın? Ben yaptım. Sen. Ne oldu, şaşırdın mı? Sürprizli birisin. Bakalım daha neler çıkaracaksın karşıma. Yani nasıl böyle bir yere sahip olduğunu anlayamıyorum. Orasını karıştı mı? Yani banka soyguncusu, mafya babası, kiralık katil gibi her şeyi düşünebilirdim. Ama ressam olacağın hiç aklıma gelmezdi.
Hiç mülesem tipi yok bende. Yalan söyleyemeyeceğim. Yok. Uykun gelmiştir senin. Kayla. Kayla müsait misin kızım? Artık ne masumuz ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al. Mevsimler zaten benim. Hadi olsun. Ölüşürsün şiirler. Arkadaşlar şiirler olan olsun. Artık ne özgürüz ne de özgür ömrümüz. Hadi ben giderim İstanbul senin olsun. Ben giderim İstanbul senin olsun. Ya Semih, ya kusura bakma uyandırmadım inşallah seni. Kayla evden çıkmış da ya saat kaç oldu hala gelmedi, ben de merak ettim. Belki sen biliyorsundur nerede olduğunu diye bir sorayım istedim ha. Biliyor musun? Meriç mi? Kuralı 3. Fazla meraklı olma. Günaydın. Günaydın. Acıkmışsındır. Sana özel ve güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Gel.
Babanla derdin nedir? Üçüncü kural sadece seninle ilgili sanırım. Evet. Biyolojik babam desek. Yıllardır varlığından bile haberim yoktu. Başkası için bıraktı sizi. Keşke öyle olsaydı da en azından aşkı için gitti derdim. Anlamaya çalışırdım. Sorumluluğu alamamış. Okulu, kariyeri daha önemli olmuş onun için. Ben doğarken de bizi bırakıp gitmiş. Yıllar sonra aldı beni yanına. Zorla. Şimdi bana babalık yapabileceğini zannediyor. Hep ben mi anlatacağım? Gizemli Meriç'in gerçek hikayesini öğrenemeyecek miyiz? Ben bile merak etmiyorum kendimi. Sen de merak etme. ne yapmak istersin? Söyle bakalım. Etrafı gezmek isterdim. Neler var acaba buralarda? Orman. Olsun. Biraz dolaşsak. Tamam. Sen kullanırsın, karışmam. Daha önce araba kullandım dememiş miyim? Yani daha önce boş bir otoparkta kullanmıştım. Ne bileyim gerçek hayatta bu kadar zor olduğunu ya. Bak, toprak yol, yolu ortala ondan sonra git. Ya ortalıyorum zaten, susar mısın? Ani fren yapma, ani fren yapma. Düşeceğiz, sağa doğru gel. Ya bir susar mısın? Araba gidiyor işte. Biraz daha hızlı gider misin? Ya bu yolda daha ne kadar hızlı gidebilirim ki tek yaptım ukalalık. Geliyorum kızım. Geliyorum. Ben ilk kez bir erkeğin yanında kendimi güvende hissettim. Ben... Sen çok başkasın. Sıra dışı benim için. Ama? Bu bir oyun mu senin için? Bu nereden çıktı şimdi ya? Layla! Seni görmek istemiyorum. Kızımın peşindeki zibidi sensin demek ha? Sen neden buradasın ya? Sen sus, hemen bin şu arabaya. İsterse biner. İstemezse binmez. Rahat bırak bizi, git buradan. Bak duydun, gelmek istemiyor. Kayla, hemen bin şu arabaya. Kayla gelmeyecek. Ve sen de dön artık.
gelmeyecek öyle mi? Ya bırak! Hadi. Bırak dedim! Yürü! Bırak ya. Onu! Dokunma! Dur! 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 Eğer bir daha ona dokunursan seni asla affetmem. Kayla bin şu arabaya. Lütfen. Gitmem lazım. Özür dilerim. Kayla. Tamam, yorma kendini. Ne diyeceğini biliyorum. Cezalıyım. Uçucuk neden takıldım? Kurallarına uymadım. Hep aynı nakarat. İstediğin zaman annene dönebilirsin. Seni daha fazla ne kadar burada zorla tutabilirim bilmiyorum Kayla. Tamam, sen kazandın. İstediğin oldu. Ben beceremedim. Yapamadım, olmadı. Kayla, kaybettiğimiz onca yılı ben geri getiremem. Haklısın. Hata ettim, özür dilerim. Yaptığım hiçbir şeyin savunulacak bir tarafı yok. Ama ben... Ben sadece... Sadece bir şeyleri telafi etmeye çalışıyorum. Evet, bu konuda çok başarılı olduğum söylenemez. Hayatımın geri kalanını ben sana adamak istiyorum. Seni mutlu etmek istiyorum ama hayatı sana zindan ediyorum, farkındayım. Bunun beni mutsuz etmediğini mi sanıyorsun? Belki de ben... Belki de gerçekten baba olmak bana göre bir şey değil. İstediğin zaman mutlu olduğun yere dönebilirsin. Annene. Bilmiyorum şu an. Düşünmem lazım. Da alışacağım sanırım. Ben özür dilerim bugün için. Dileme. Gitmem gerekti. Mecburdun. Değildin. Neden bana böyle davranıyorsun? Sen yanımda kalmak istiyorsun diye o adama vurdum. Senin için kavga ettim. Ben de uzamasın diye geri döndüm işte. Ne var bunda? Tüm bu saçmalıklar senin kararsızlıkların yüzünden. Benim kızım sen, benimle kalırsın. Bencillikten öleceksin. Ben senin kızın falan değilim. Ben Kayla'yım. Seni uyardım. Sen kararını verdin.
bana geldi. Bundan sonra artık benimlesin. Bunu aklımdan asla çıkarma. Bora, Meriç'i neredeyse bir haftadır görmüyorum. Hayırdır, sen niye meraklandın bu kadar? Yani Meriç'i biliyorsun, kavgaya karışmıştır bir şeydir. Sen daha iyi tanıyorsun. Kimse Meriç'i yeterince iyi tanıyamaz. O ne kadar izin verirse o kadar tanırsın. Nereye kadar izin verirse oraya kadar gidersin. Peki niye bu kadar üzgün, acı çekiyor? Neden kendine yardım edilmesine izin vermiyor ki? Kural 3. Fazla meraklı olma diyorsun. Tamam, anladık. Ufaklık! Nereye böyle? İçerisi kapamıştırdı ya. Bahçeye çıkıyorum. Küçük hanım avamdan şikayetçi öyle mi? Tamam canım, siz merak etmeyin. Biz tez ahaliyi bu bahçeden dağıtırız. Keyfim yok Semih. Görüşürüz. Bir dakika, bir dakika. Ben senin keyfini ne yerine getirir çok iyi biliyorum. Ne? Benim buluşum. Şimdi bu mu yani büyük buluşun? Basket mi oynayacağız? Ya bana inan. Bak gerçekten çok güzel gelecek. Hadi bakalım. Gösterin ellerini. Gerçi sen o boyla topu potaya yetiştirirsen biz basketbol camiası olarak jübilemizi yapacağız o. At topu. At. Uyardım, unutma. Kimlerle takıldığına dikkat et. Sen benimlesin. Hoş geldin. Gelsene beraber çalalım. Ben bilmem ki. Ben öğretirim sana. Hadi. Evet. Elini elimin üstüne koy. Bu arkadaşın adı Do. Do sol. Tamam. Si sol. Do sol. Si. Sol. Devam et. Abartıldığı kadar da zor değilmiş ya. Hocam ben olursam tabii zor değil. Çok güzel. Seninle ilgili ne çok şey var kaçırdın. Keşke bana sahip olmak yerine beni tanımaya çalışsaydın. Neden bana bir çalışanınmışım gibi davrandın? Başka türlü davranmayı bilmiyorum ki. Onca yıl boyunca bir yönetici nasıl olunur onu öğren. Şimdi sana o kadar zaman ne yaptın diye sorsam. Cevabı tokat gibi bana çarpar herhalde. Neden bıraktın beni, annemi? Nasıl yapabildin bunu? Korktum.
Daha öğrenciydik. Yani size bir gelecek sağlayamamaktan korktum. Ve kaçtım. Sonra çalışmaya başladım. Zannettim ki bir aile kurmak için çok zengin olmak gerek. Daha çok çalıştım. Daha çok para kazandım. Ve nasıl çok para kazanılır bunu gayet iyi öğrendim. Ama nasıl baba olunur? Bilmiyorum. Ben de bir babaya nasıl davranır onu bilmiyorum zaten. Geri dönecek misin? Eğer bana bir daha kahvaltı hazırlamayacağına söz verirsen bir süre daha kalabilirim. Çünkü tost yapmayı bile beceremiyorsun. Yani bir sürü şeyi beceremiyorum. Devam. Tamam. Gayet iyi. Gel. Ya acıkmışsındır diye düşündüm. Nursel Hanım da kurabiye yapıyordu. Ben de bir iki tanesini el attım. Zaten hangisini el attığımı anlamışsındır. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. İyi geceler o zaman. İyi geceler baba. İyi geceler kızım. Hazırlan gidiyoruz. Bana neden kızmışsın anlamadım. Hani bana bu hayatta güvendiğin tek erkek olduğunu söylemiştin ya. Seni tanımıyorum Meriç. Bana kendin hakkında hiçbir şey vermiyorsun ki. Aşılmaz duvarların var. Sen benim kızımsın. Önce bunu bir anla. Meriç, ben senin değilim. Sen benim değilsin. Neyiz biz? Arkadaş mı? Sevgili mi? Başka erkekleri yanına yaklaştıramazsın Kayla. Beni kontrol etmeye çalışma. O zaman sen de her defasında bana hatırlattırma. Farkında mısın bilmiyorum ama bizde iyi bir şey yok. Sen neler düşünüyorsun? Neler hissediyorsun bilmiyorum. Duygularını anlayamıyorum. Benimle oynuyor musun? Ciddi misin? Bana ne yapmak istiyorsun? Hiçbir şey söylemiyorsun ki. Seni çözmeye çalıştıkça ben kayboluyorum Meriç. Kaç gündür senden haber alamıyorum. Sonra bir anda karşıma çıkıp bana emirler yağdırıyorsun. Sen kimsin? Güveniyor musun Kayla? Bana güvenmezsen, benim olmazsan seni koruyamam. Bizim için savaşamam. Bana inan. Güveniyorum sana. Seni seviyorum. Hadi geç oldu, git artık.